Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Siyanar'dan, Fuar'dan sesleniyoruz. Delmar Gıda Mahle Çikolata'ya konuk olduk. Ve mekanın sahibi Sayın Yüksel Kaya ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fuarları gerçekten çok seviyoruz. Bu fuarda da muhteşem ürün yelpazeleri bizlerle buluşturuluyor. Diyarbakır'dan geldiniz İstanbul'umuza. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Diyarbakır'da sizin, İstanbul'da bizim. Fark etmez ama gerçekten bu CNR'da 4. yılımızdır katılıyoruz. Gayet memnunuz. Şu anki durum ilk gün olmasına rağmen bayağı katılım iyi görünüyor, iyi gidiyor. Müşterilerimiz de bayağı ilgileniyorlar. Bayağı talebimiz var. Mutluyuz burada diyorsunuz. Yani burada gerek yerli gerekse yabancı konukları ağırlamanın farklı coşkusunu yaşıyoruz aslında. Kesinlikle. Onları ağırlamaktan yani mutluluk duyuyoruz. Süper. Özellikle yabancı konuklarımız. Değil mi? Kesinlikle. Çünkü ihracata yönelik çalışmalarla ön plana çıktık son 2 yıldır. 2014 yılından beri yapılan üretim aşamasındaki faaliyetleriniz bizi yurt dışına taşıdı aslında, Türkiye'nin adını. Biraz anlatalım mı? Neler yapıyoruz? Kesinlikle. Bu çikolata ve krem çikolata sektöründe faaliyet 2 senedir gösteriyoruz. Faaliyetteyiz. Ama özellikle yurt dışına ilk hedefimiz %90 ihracat üzerinde, özellikle Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde. Şu anda 6 ülkeyle biz satış yapıyoruz, gayet memnunuz. Üretici firma olmanın ayrıcalığı yansıyor tabii ki bizlere bu anlamda. Bir anlamda kalitenin uygun rakamlarla buluşma noktasını oluşturuyorsunuz. Diyarbakır ilimizden dünyaya açılarak Türkiye ve dünyaya yönelik çalışmalarla ilgili kadronuz muhteşem bir şekilde bizlerle buluşturulmuş. Gerek mühendis anlamında gıda mühendisi kadromuz, gerek sevgili çalışan bir kuvvetli bir teknik bir kadromuz, kısaca A'dan Z'ye emeği geçen tüm görünmeyen kahramanlara da buradan teşekkür ediyoruz. Diyoruz ki emeğinize, yüreğinize sağlık. Ben de hem size teşekkür ederim, hem genelde gerek ilerici kadrom, gerekse çalışan arkadaşlarım adına ben de size teşekkür ederim. Ayrıca onlarla gurur duyuyorum. Onların elinde çıkan çikolatalar şu anda bizim en az 3. yılımızda 60-70 değişik ülkeye tattırma sevdasında ve iddiasındayız. Ve inşallah oradaki dövizleri de memleketimize getirip yatırıma dönüştüreceğiz. Daha çok insan istihdam etmek amacıyla. Süpersiniz. Burada öncelikle Türkiye'me sağladığınız bu keyifli istihdamdan dolayı teşekkür ediyoruz. Sonrasında yapmış olduğunuz ihracatla birlikte adımızı Maple Çikolata markasıyla yurt dışına taşıdığınız için de sonsuz teşekkürler ediyoruz sizlere. Burada çikolata deyince sınır tanımamışsınız. Yalnız bir şey daha yapayım. Bizim bir de Mappella markamız var. Yani evet, bunu onu hemen söyleyecektim. Nutella ile yarışıyoruz şu anda dünya piyasalarında. Bunu kesinlikle Diyarbakır'da doğan Mappella'yı biz dünyada iyi bir yere getirme sevdasındayız ama iddiasındayız da. Çok iddialıyız. Kesinlikle çok özel bir harman sırrı bizde saklı aslında bu güzel karışımın. Gerek burada sade çikolata anlamında, gerekse beyaz çikolatayla renklendirilerek aynı şekilde Mappella markasıyla çikolatanın olduğu her yerde varız diyerek damganızı bulmuşsunuz. Kesinlikle. Ben o zaman soruyorum. Diyorum ki bu keyifli yaklaşımlarla hedefler büyük olmalı. Hedefler neler? Kesinlikle dediğim gibi 3. yılımızda en az 60-70 ülke civarında ihracat hedefimiz vardır. Yıllık bu da nerede basan yıllık 30 milyon dolar ihracat anlamına geliyor. Bunu da kendi ülkemize, özellikle Diyarbakır'ımıza getireceğimiz bu yurt dışı dövizlerle kendimize gurur duyuyoruz. Hizmete devam yani. Hizmette sınırı yoktur. Süpersiniz. Ben yürekten diliyorum ki bu keyifli hizmetiniz kalitenizle, hijyeninizle, müşteri memnuniyetinizle ama hep bu gülen yüzle bizlerle olsun. Saygılar olsun efendim. Saygılar bizden. Teşekkürler. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri Siyanar'dan, Fuar'dan Delmar Gıda Maple Çikolata'ya teşekkür ederek ayrılıyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.